Merhaba arkadaşlar, Bisiklet Ailesi kanalına hoş geldiniz. Strava, 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren daha önce ücretsiz olarak tüm üyelerine, tüm abonelerine sunduğu bazı özellikleri artık sadece ücret ödeyen abonelerine sunacağını duyurdu. Belki duydunuz ya da Strava'nın gönderdiği e-mail'i, açıklamaları okudunuz ve haberdar oldunuz. Belki de bu aralar dışarıya hiç çıkmadığınız için, Strava'yı kullanmadığınız için hiç farkına varmadınız. Bu değişiklik Strava'yı ücretsiz olarak kullanan bisikletçilere artık pek çok önemli özelliklere ulaşamamak anlamına geliyor. Bu arada Strava nedir diye soruyor olabilirsiniz. Deren daha önce paylaştığımız Strava nasıl kullanılır adlı videoda temel bilgileri paylaşıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Son yapılan güncelleme ile Strava bir taraftan severek kullandığımız bazı ücretsiz özellikleri daha da geliştirdiğini ifade ederken artık bunları sadece ücret ödeyerek kullanabileceğimizi de paylaştı. Strava neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydu? Yani harika bir yazılım geliştiriyorsunuz, özellikler ekliyorsunuz, tüm dünyadan bir sürü bisikletçi, hatta atletler, koşanlar sizin üyeniz oluyor. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydu? Bu satış modelini kullanan, bu şekilde piyasaya çıkan pek çok yazılım var. Bazıları ilk günden itibaren duyurduğu ücretsiz özellikleri sonuna kadar korumayı başarıyor. Bazıları da aynı Strava gibi ilk günden duyurduğu ücretsiz özellikleri daha sonra ücretli hale getirmeye ihtiyacı duyuyor. Peki bu durum nasıl ortaya çıkıyor? Tamamen yanlış iş stratejisiyle arkadaşlar. Strava çok büyük bir bisikletçi kitlesine erişmek üzere gerçekten yeterli özellikleri ücretsiz olarak sundu. Hepimiz eğer profesyonel bisikletçi değilsem diğer özellikler için neden para vereyim dedik ve mutluyduk. Bu şekilde bir kullanıcı kitlesine ulaştığı için yatırımcılar Strava şirketini desteklediler. Ancak çok fazla özelliği ücretsiz sundukları için para kazanamadılar ve yatırımcıların desteğini kaybetmeye başladılar. Üyelik planlarında değişiklikler yaptılar, ilgi çekeceğini düşündükleri yeni özellikler eklemeye çalıştılar, koşuculara yönelik yatırımlar yaptılar ama olmadı. Strava'yı kuran Mark ve Michael bir duyuru yaparak özetle şunları söylediler. Arkadaşlar kusura bakmayın, biz sizin için çalıştık. Uygulamaya pek çok özellikler ekledik, entegrasyonlar ekledik, cihaz entegrasyonları, cihazlarla bağlantılar, sensörlerle bağlantılar ekledik. Ancak şirket bir türlü para kazanmıyor. Pamuk eller cebe. Bakalım bu hamle Strava'yı kurtarabilecek mi? Zaman gösterecek. Peki nedir bu paralı olan özellikler? Sizleri hangileri ilgilendiriyor? Yeni başlayan ya da ortalama bisiklet kullanan birisi olarak ücretsiz Strava'yı kullanmaya devam edebilecek misiniz? Ücretli hale gelen ilk özellik segment leaderboard, yani segment liderleri sıralaması. Eğer ortalama bir bisikletçiyseniz dert etmeye gerek yok. Zaten bu sıralamada yer almıyordunuz ve takip de etmiyordunuz. Fakat ileri seviye bisikletçiler için bu özelliğin artık ücretli olması bence ciddi problemler yaratacak. Daha önce bir segmentte liderlik sıralamasını görüp detaylı analizlere de erişebiliyordunuz. Ücretsiz versiyonda artık sadece ilk 10'u görebileceksiniz ve detaylı analize erişmek için ücretli abone olmanız gerekiyor. Başka bir deyişle, eğer ilk 10'da değilseniz segment sıralamasında neredesiniz? Görme şansınız kalmadı. Artık ücretsiz olarak sunulmayacak diğer bir özellik ise rota planlama özelliği. Daha önce notebook ya da masaüstü bilgisayarlarımızdaki tarayıcılardan Strava web sitesine girip rota planlaması yapabiliyorduk. Güzergah hakkında mesafe, eğim ve segment bilgileri gibi çok detaylı bilgileri de alabiliyorduk. Daha sonra Strava cep uygulamasından bu rotayı takip ederek tura çıkabiliyorduk. Artık bu özellik de sadece ücret ödeyen aboneler tarafından kullanılabilecek. Yeni başlayan, orta seviye ya da ileri seviye bisikletçi olsun, herkes bu özelliği severek kullanıyordu.
Artık maalesef bu özellik de ücretli özellikler arasına girdi. Pamuk eller cebe. Her şeye rağmen orta seviye bisiklet kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak bir değişiklik yok arkadaşlar. Bilgisayarımızdan rota planlama yapabiliyorduk. Bunu daha sonra turlarda cep telefonu uygulamasından kullanabiliyorduk. Evet, bu özelliği kaybettik. Öte yandan en önemli özellik olan aktivite kaydetme özelliği, sensörlere bağlanma özelliği. Yani kalp sensörü, kadans sensörü ve hız sensörü gibi sensörlere bağlanma özelliğiyle beraber aktivite kaydetme ve ayrıca tabii ki en sevdiğimiz özelliklerden birisi olan sosyal ağ özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceğiz arkadaşlar. İleri seviye bisikletçiler için haberler biraz kötü. Sadece rota planlama özelliğini kaybetmediler. Aynı zamanda belki de en çok sevdiği ve kullandığı özelliği kaybetti ileri seviye bisikletçiler. Segment kapışmaları. Onlar segmentlerde yukarılarda olabilmek için büyük çaba sarf ediyorlardı. Çok büyük gayret gösteriyorlardı ve detaylı olarak bu bilgilere erişebiliyorlardı. Artık ücretsiz olarak bu özellikleri göremeyecekler. Strateji en başından doğru olmalıydı. Hata yaptılar. Yine de bunca zamandır kullandığımız çok emek ve paraya mal olmuş kaliteli bir yazılım var ortada. Eğer ciddi bir bisikletçiyseniz, ciddi bir sporcuysanız bu parayı vermek lazım diye düşünüyorum. Öte yandan şöyle bir endişemi de paylaşmak isterim. Bu manevra yeterli olacak mı? Ya olmazsa? Zaman gösterecek. Nasıl evde kaldığımızda trainerlarımızı kullandıysak, bisiklete binmeye devam ettiysek ve aldığımız hizmetin karşılığını paşa paşa ödediysek, dışarı çıktığımız zaman da eğer işimize yarayan bir hizmet alıyorsak bunun karşılığını ödemeliyiz arkadaşlar. Yine de pek çok özelliği hem de reklam göstermeden ücretsiz olarak bize sunduğu için Strava'ya teşekkür etmek istiyorum. Bisikletinizle ve ailenizle sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.